İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler. Kutbuddin Bahtiyar Kaki rahmetullahi aleyh. Namaz en mühim iş. Bu zat buyuruyor ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Düşmanı dışarıda aramayın siz sakın. Düşman içinizdedir, ondan iyi sakının. İnsanlar bir yolcudur, aynı yere giderler. Yolcular birbirine yardım etmelidirler. Herkese faydalı olmaya edin gayret, o zaman her işiniz olur büyük ibadet. Zira dünya işini yaparken bir Müslüman, 5 vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Rabbimiz buyurur ki, mal ve çocuklar sakın, Allah'a ibadetten sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki döverken demirleri, ezanı işitseydi bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz, koşarlardı namaza. Terziler var idi ki soktuğunda iğneyi, ezanı işitseydi çekmezdi onu geri. Yani her ne haldeyse kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki herkese farzdır namaz. O vakitte namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeselerdi dine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik Allah'a da olurlardı isyankâr. Çok kazansalardı da neye yarar öyle kâr? Derdi ki, namaz kılmak ve her türlü ibadet, tabiatı icabı zor gelir nefse gayet. İşte bu yüzdendir ki bazı din büyükleri, nefisle uğraşmakta gitmişlerdi ileri. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer, bir gece uyumadan yapardı hep ibadet. Zira o kendisine etmişti böyle adet. Yine aynı şekilde Hazreti Ömer dahi bir gün yetişemeyip kaçırdı cemaati. 100.000 dirhem kıymette malını o bu kere, o gün tasadduk edip dağıttı fakirlere. Sahabeden biri de bir gün bila ihtiyar bir akşam namazını geciktirdi bir miktar. Öyle çok üzüldü ki buna o mübarek zat, 2 kölesi vardı, onları etti azat. Bunlar binlercesinden 1-2 numunedir. Zira ufacık bir su deryayı haber verir. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet, Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla 3 şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur. Kalp, ruh,
temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp, yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyet'i, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehl-i sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları eshab-ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyet'i bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman, kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki, ahirette Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın 5 şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyet'tir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allah-u Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyet'i bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allah-u Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen bir sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki daha önce nişanlanmış, ayrılmış bir hanım dinleyicimiz. Ama diyor işte ayrılırken birbirlerine demedik şeyi bırakmamışlar. Demedik lafı bırakmamışlar. Nasıl bu noktaya geldik bilmiyorum. Anlayamıyorum diyor.
Çünkü demek ki birbirlerini çok seviyorlarmış ki bu noktaya nasıl gelindiğini anlayamıyorum diyor. Bu arada diyor tabii sonradan diyor aklım başıma geldi. İşlediğimiz bir takım günahlar var, haramlar var diyor bu süre içerisinde. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? İnsanları tanıyabilmek için bir sihirli formül istiyor tabii bu arada. Var, biz de böyle gelene veriyoruz ya bir tane. Ya onu da ciddi zannedip çıkıp gelmesinler sonra. Şaka şaka. Şimdi İmam Gazali Hazretleri Rahmetullahi Teala Aleyh sevgiyi anlatıyorlar. Tabii insan onları okuyunca bakıyorsun. He diyorsun, onları İmam Rabbani Hazretleri de anlatmışlar sevgiyi. Allah için olan ve mahlukat için olan sevgi. Yani iki ana kategori mi diyelim neyse, başlık altında tasnif etmişler, ayırmışlar sevgiyi. Mahlukata ait olan sevgiler. İnsan bir erkek bir kadına muhabbet duyabilir. Bir kadın da bir erkeğe muhabbet duyabilir. Aşık da olabilir. Fakat İslam alimleri kitaplarını okuyunca bugün hani bir kadının bir erkeğe, bir erkeğin de bir kadına işte efendim aşık oldum, ölüyorum, yanıyorum, bitiyorum falan. Ondan sonra da işte bu oluyor. Nasıl aşıksa bu, nasıl sevgiyse bu tamamen İmam-ı Gazali Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri'nin buyurdukları gibi mahlukatı olan ya da nefsine bağlı olan bir sevgi. Nefsi arzu ediyordu, istiyordu, onu aşk zannediyor, onu sevgi zannediyor falan. Fakat nefsine ters hareketleri görünce onun güzelliği, yakışıklığı falan filan hiç kâr etmedi. Parası, pulu falan hepsi kâr etmedi. Hepsini bir tekmede sildi attı. Nefsi öyle bir varlıktır. Yani bir çırpıda hepsini perişan eder mi? Evet. Bir kilitler, adamı katil bile yapar. Ondan sonra da oturursun, düşünürsün. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri bilhassa İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri'yi nefsi anlatırken buyuruyor ki Allah Teala'nın yarattığı varlıklar içerisinde en ahmağıdır. Ne demek ahmak? Yaptığı işin neticesinin ne olacağını bilmemek demektir. Peki neticesini öldürdün, hapse gideceksin. O anda işte örtüyor, düşünmüyor. Vur diyor, öldür, sen haklısın. Sen haklısın. Herkes sana alkış tutacak. Tabii onu sana hapse atıyorlar. Ha bazen hapse de atılmıyor. Bakıyorsun, diyelim ki kadını öldürdü. Veya kadın erkeği öldürdü. Akrabalar geldi, o da onunla içeldi, o da öldü. Ne oldu, ikisi de kabre gitti. Veya biri kabre gitti, biri aynı şekilde hapishaneye gitti. Mahlukata olan sevgi, muhabbet bu. Ve o kavuşuncaya kadar. Arada nikah bağı olmadığı için nefsinde istek ve arzuları, daha doğrusu rızkı haram olduğu için bunların görüşmesi, konuşması nefsin hoşuna gidiyordu. Nikah bağı olunca nefs dedi ki bu erkek bu kadınla görüşse, konuşsa benim burada bir karım yok ki diyor. Hatta beraber olsalar, beraber aynı şekilde aynı yatağa girseler benim bir karım yok artık diyor. Nefs deyince zannediyorlar ki hani karı koca ilişkileri falan, o nefsten değil o. Bir kadınla bir erkek arada nikah bağı olunca, hatta bu beraber olmaları hadis-i şerifte var. Mesela cuma günü beraber olurlarsa, ondan sonra usul abdest alırlarsa çok sevap aynı şekilde verileceği yazılı. Bu men edilmemiş. Bu gayrimeşru şekilde olursa bu men edilmiştir. Gayrimeşrusu. Gayrimeşru olanı haram. Nefs de bundan lezzet alıyor. Haramdan besleniyor. Haramdan besleniyor. Dolayısıyla bir kadınla bir erkek arada nikah bağı olunca, ondan sonra onların esas iç yüzleri, ha Allah rızası için mi yaptılar bu beraberliği, yoksa nefislerine uyarak mı? Nefislerine uyarak olunca, nikah bağı olunca nefs diyor ki ben bıktım bundan. Bana haram lazım. Onun için güzel çirkin önemli değil. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin, Emir abiler o zaman Cağaloğlu'nda daha TGRT falan yok. İşte gazeteye yeni birisi gelmiş, dışarıdan birisi geliyor falan. Tabii Emir abiler zaman zaman anlatıyor işte nefs şöyle kötüdür, nefs böyle kötüdür. O dinlemin nefesle hiç alakası olmayan o yeni gazeteye gelen şahıs. Yani önemli bir makamda da, makam olarak. Bir gün herkes tabii Emir abi dediği için o da Emir abi diyor. Emir abi diyor, bu nefs nasıl bir şeydir? Emir abiler otur demiş, sana anlatayım. Bak demiş, dünyanın en güzel kadınını aradılar, buldular. Bu en güzel kadını. Sen de nikah ettin, yanında duruyor. En güzel. Boy, poz, şekil, fizik itibariyle. Yani dünyada bundan daha güzeli yok. O da senin hanımın oldu. Ama karşına kara, kuru, yüzüne bakılmayacak. Bacakları çarpık.
bir kız bir kadın gelse, o da eteğini kaldırsa nefs ona bakar buyurmuşlar. Ona bakan şey nefstir. Yani. Ona bakan şey nefstir. Dünyanın en güzel kadını yanında duruyor. Ama o helali. Nefsin ona bakması ondan bir şey almıyor ki. Ona baksa sevap kazanacak. Sevapla derdi yok onun. Onun derdi haram. Rızkı haramdır onun. Ama karşı taraftaki yüzüne bakılmayacak. Yüzü gözü belki yaralı yuralı falan, yüzüne bakılmayacak şekilde. Ama eteğini kaldırsa ona bakar. Niye? Haram çünkü o. Haram çünkü o. Öyle deyince bu viyaklayarak, vallahi doğru Enver abi ya, vallahi doğru diyerek gitmiş, tamam mı? öyle tabii. Şeyin, nefsin onunla bir alakası yok. Tecrübe, helalle şey. Tecrübe edilmiş. Tabii. Tecrübe edilmiştir. Evet. Yani biliyor, kendi yaşadığını da biliyor. Mesela diyelim ki önüne iki tane elma geldi. Mesela dedi ki ya şunu yolda gelirken dedi şu bahçeden dedi kopardım getirdim birisi. Birisini de bunu dedi parayla satın aldım. İkisini de önüne koydu. Nefs o bahçeden koparttığını bunu yeder. Niye? O haram çünkü. Elmanın kendisi haram değil. Ona, çalmak fiili de. Ona kulp vurur diye bulur, evet, tabii, yani. Nefsi, yedirmek için. Ya bak bu daha güzelmiş, daha kırmızıymış. Ha, güzel gösterir onu. Tabii. Daha lezzetli gösterir. Daha lezzetli. Falan. Onu yedirttirir. Niye? Çünkü onu yemek suretiyle haram işlemiş olacak. Ve dolayısıyla gıdasını almış olacak. Yani onun derdi elma değil. Onun değil. Allah-u Teala bir sürü meşrubat yaratmış. İçecek yaratmış. Ha, bunlardan bazıları alkollü. Alkollü olanları yasak etmiş. Diziyorsun işte. Mesela kış günü salebini koyuyorsun, çayını koyuyorsun, tarçını koyuyorsun, bir sürü bitki çayını koyuyorsun, portakal suyunu koyuyorsun, birayı da koyuyorsun. Nefis diyor ki bira, o için ısıtır, işte şöyle kuvvetli bilmem ne, bir sürü bir şeyler uydurur söyler yani. Seni oraya meylettirir. Niye? Onu haram etmiş çünkü. Onu içerse içmekten lezzet almıyor. Onu içtiği zaman haram işliyor. O haram onun rızkı oluyor. Haram onun rızkı oluyor. Öbürleri helaldir zaten. Ben bunu diyor içsem ne olacak, içmesem ne olacak falan. Ha, beden talep eder. Onu da ayırmış İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri. Buyuruyor ki bedenin bazı istedikleri var. Mesela soğukta sıcak bir şey içmek ister. Bu bedenin talebidir, isteğidir. Yani sıcak bir şey iç ki içim ısınsın diye. Ama nefs hemen orada devreye girer. Çay değildir, bira iç. Daha çok ısıtır. Bu şaşırttırır seni. O haramdan gelsin ister. Bedenin öyle bir talebi yok. Yani soğuk sıcak olduğu zaman da serin bir şey. Ha, o zaman der ki buz gibi bira iç. Veyahut da bir işte viski iç, neyse. Oraya yönlendirir seni. Evlenmeye niyet ettiğin zaman hani nefs ya işte arkadaşlık kur önce bir gelsin işte şey yap falan filan. Bir öyle tanı falan. Öyle deyince nenemin, Allah rahmet eylesin, anlattığı bir şey vardı. Bizim dede varmışmış. Alişan dede. Dedemin babası. Hanımı vefat etmiş. Tabii iki tane oğlu varmış. Birisi de vefat etmiş. Dedem tabii uzun süre medresede kaldığı için çiftçilik bilmiyor. Evlenirse acaba hani bu da çiftçilik bilmiyor. 3-5 tane tarla var, onlara da ortak olur falan diye. Aslında yani yalnız kalmak istemiyor ama dedi. Oğluna da kıyamıyor. Dedeme de kıyamıyor. Yani onu da seviyor. Bunu şeyde Konya'da kardeşi de Harbiye'de müderrismişmiş o Alişan dedenin. Harbiye'de müderrismişmiş. Dolayısıyla Konya'da falan da itibarı varmışmış. Alişan Ağa diye itibar ederler. Hafızmış kendisi de. Ama nenem anlatırdı, çok kavi bir imanı var dedi. Sağlam birisi dedi. Allah Teala rahmet eylesin. Bunu Konya'da sıkıştırmışlar Alişan Ağa falan. Bir tane de kadın getirmişler hakikaten. Demişler Alişan Ağa bu kişi bugün bitireceğiz. Bak demişler hanım da getirdi falan. Nikah mı yaptıracaklar? He. Kadını verecekler buna. Ha, buna. Nine ölmüş, yalnız. Yalnız şey yapacaklar falan. Neneme anlatıyormuş. Demiş öyle sıkıştım ki demiş kurtulmak için. Demiş ki bak demiş. Siz demiş Konyalılar adama külah ters giydirirsiniz. Şu kadını demiş bana bir muhayyer verin. Ya öyle deyince kadın çekmiş gitmiş. Tabii ağzında bozarak gitmiş yani. Altında bozarak gitmiş. Kadının gitmesini istiyor. Kadının gitmesini istiyor. Tahrik ediyor kadın yani. Kadın çekip gidince demiş elhamdülillah kurtuldum demiş. Bunu da anlatırmış falan. Şimdi bu nefsin talebidir arada nikah bağı olmadan. Hani biz gezelim dolaşalım. O zaman işte ben özlüyorum ben. Dayanamıyorum hemen. Şimdi elde de telefonlar var ya falan. İşte eve geldim hemen senin aynı şekilde hasretin. Ne hasreti? Hepsi yalan, küllüm yalan. Nefs aynı şekilde şey yaptırıyor falan. Peki evlenince helal oldu. Niye bakmıyorsun o zaman?
Ha, orada bir problem var. Şimdi bu dinleyicimiz bir soru sordu da uzun uzun böyle misaller verdik. Biraz genişlettik. Dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Şimdi burada bu yapılan şey aslında hani niye birbirimizi seviyorduk da niye biz bu hale geldik? Yani oturup aynı şekilde İslamiyet'i öğrenmek. Yani bu şey de değil. Bunun ilacı bu. Başka türlü olmaz. Başka sihirli değneği yok. Oturacak bu Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabını böyle ders çalışır gibi okuyacak. Hayatına da geçirecek. Ondan sonra insanı da kadını da Allah-u Teala'nın emirlerini de hepsini tanıyacak. Tanımaya başlayınca ha diyecek ölçü bu. Dolayısıyla hani bir bardak suda fırtına çıkarmayacak ondan sonra. Hani ceviz kabuğunu doldurmayan neydi bir pire için yorgan yakmayacak yani. Bir pire için yorgan yakmayacak o zaman. Ne olacak o zaman? Tabii Ehl-i Sünnet alimlerin o sözleri hatıra gelecek. Ve Allah-u Teala'nın ismi şerifi hatıra gelecek. Allah-u Teala'nın ismi şerifi hatıra gelince, bu din büyüklerinin yazdıkları hatıra gelince nefs aklı sıkamaz. Önünü örtemez. Çok sıkıştığı zaman hemen orada der ki burada münakaşa edilecek. Ben bir dolaşayım geleyim der. Çıkar, sakinleşir ve makul şekilde işi haliyola koyar. Kadın için de bu gerçek öyle mi? Kadın için de böyle. O da nefsine tabi olur. Yok efendim işte ben bunu isterim. Olmazsa olmaz. Yoksa ben bunu yıkarım, yakarım. Yok bakalım ne olacak? Neticesi ne olacak? Neticesi hiç olacak. Ondan sonra bakacak o da bırakıverecek. Ondan sonra ortada yurt gibi açıkta kalacak. Sonra da efendim bir gece işte sabahleyin kalktığın zaman intihar etmiş. Tarım ilacı içmiş ölmüş. Ne oldu? Nefsine tabiydi. Nefsi de götürdü onu duvara toslattırdı. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri Kudüs'e soru buyurmuşlar ki talebelerine böyle hatta tam İlmihal Saadet'e biriydi çok güzel alınmış o. Böyle bir daire çizmişler. Bu dairenin içi İslamiyet'tir. Bu dairenin içinde hiçbir mazarrat yani kötülük yoktur. Bütün iyilikler buradadır. Ama bu dairenin dışında da hiçbir iyilik yoktur. Hiçbir iyilik yoktur. Dolayısıyla İslamiyet'i öğrenip hayatımıza geçirirsek bir, dünyada rahat ederiz. İki, ahirette ebedi saadete kavuşuruz. Ölçüsü bunun bu. Yani dinleyicimiz hani bir sihirli değnek verin ben düzeltiyorum. Hayır değil. Oturacak. Adam gibi aynı şekilde İslam Ahlak kitabını okuyacak. Bitirdi, hazmetti. Ondan sonra tam ilmi hale geçsin. Okudukça, öğrendikçe, okudukça öğrenci azini anlar, nefsini anlar, anlamaya çalışır. Ondan sonra insanları tanımaya başlar, ufku genişler. Ve bir yuva kurduğu zaman, hanımın kendisine getirmiş olduğu mesuliyetleri ve vazifelerini öğrenir. Doğacak çocuklarına yapacağı işleri öğrenir. Bunlara göre de helal rızık kazanıp onları da mesut eder, kendisi de mesut olur, rahat ve huzurlu bir hayat geçirir. Bunun şeyi böyle. Allah rahmet eylesin Emre abiler. Sen de dinledin kaç defa. Bizim evde kavga olmaz buyuruyorlardı hep. Bizim evde kavga olmaz. Niye diye şey yapınca böyle bakardık buna. Niye? Çünkü ben buyuruyorlardı. Allah Teala'nın erkeğe yüklediği vazifeleri öğrendim. Hanımımın haklarını da öğrendim. Vazifemi yapıyorum. Hanımımın hakkına riayet ediyorum. Hanım da dinini öğrendi. İslamiyet'i öğrendi. Kendi vazifelerini yapıyor. Kocasının vazifelerini, haklarını da bildiği için ona riayet ediyor. Dolayısıyla bizde kavga yok buyurdulardı. E doğru. Ölçü bu. Ölçü bu. Kim bunu yaparsa orada kavga olmaz. Heh, çok güzel söylediniz. Bu müşterek ilaçtır. Bu hepimizin ilacıdır. Hem işte şöyle oluyor böyle oluyor. Hani şöyle oluruz böyle oluyor. İlaç bu. Bu ilaç tatbik edilirse ister Müslüman tatbik etsin ister gayrimüslim tatbik etsin. Mutlaka faydasını görür mü? Görür efendim. Bir soru daha var hocam son olarak. Daha doğrusu bu soruyu ben bilemedim. Büyük ihtimalle siz de bilemezsiniz. Dinleyicimiz diyor ki Kur'ansal öğreti ne demek? Benim bir öz dayım değildi. Annemin dayısının oğlu ona da dayı derdik de onun bir sözü vardı. Tarpadanım da ölseydim bunu duymasaydım. Bunu duymazdım falan diye. Ben demiştim siz de bilemezsiniz diye. Değil mi? Ben de çalıştığım yerden sor ya. Allah Allah. Buraları ben çalışmadım. Dinleyicimiz böyle bir şey duymuştu ya. Bu ne diyor ya ilk defa. Hakikaten ama Kur'ansal lafını ben şeyde televizyonda birinden duymuştum da. Tabii. Kur'ansal öğretiyi ilk defa duyuyorum.
Yani Kur'an tercümelerini öğreniyorlar. Ona göre aynı şekilde ifade kullanıyorlar falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ya İslamiyet ve İslamiyet'i öğrenmek. İslamiyet'i öğrenmek de Kur'an tercümelerinden öğrenmez. Hadis-i şerif meallerinden öğrenmez. Fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından öğrenilir. Bu konuda da yani kendi ülkemizde yazılmış, Latin harfleriyle yazılmış tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabından, yani böyle bir bu ilmihal kitabından da başka kıymetli bir ilmihal kitabı yok. Üstüne basa basa söylüyoruz bunu. Hani bazılar diyor ki illa hani kendi yayınımız olan. Kendi yayınımızla alakası yok. Ben ilahiyat mezunuyum. Bugüne kadar aynı şekilde bu yayınlar sebebiyle bütün çıkan ilmihal kitaplarının, Türkiye'deki ilmihal kitaplarının hepsine baktık. Ki Osmanlılar döneminde yazılmış. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin tavsiye ettiği, hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin de aynı şekilde kıymetli kitap dediği Nimetül İslam bir ilmihal kitabıdır. Mehmet Sihni Efendi'nindir. Muteberdir. Amenna. Ama tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının hacmiyle hiç alakası yoktur. İçine aldığı konular itibariyle tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı gibi bir kitap yoktur. Hatta bu kitabın ön sözünde bir takriz var. Orada evladı Resul'den Seyyid Mekki Efendi rahmetullahi aleyh, eski Kadıköy müftisi, orada bir ifade kullanıyor. Zamanımızın bir tanesi tarafından yazılan ve ileride belki de hani yazılamayacak olan ifadesi geçiyor. Öyle kıymetli bir eserdir. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı. Daha doğrusu bu kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bu kitaptaki bilgilerin hepsini ben hocam Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden hepsini dinledim. Ama ömrüm hocamdan öğrendiklerime senet ve hüccet aramakla geçti buyuruyorlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.